Üniversite sınavına çok az bir süre kaldı ve bugünlerde çoğu kişi stres altında olabilir. İşte bu stresi yönetebilmek ve sınavda daha yüksek performans sergileyebilmek için bu videoda sizlere birkaç tane çok etkili bedensel ve zihinsel teknik önereceğim sınav anında ve sınav öncesinde eğer stresimi yönetemezsem yapabileceğim soruları dahi yapamayacak duruma düşebiliyorum. Bu da benim performansımı etkiliyor. Biliyorsunuz sınav stresini yönetebilmek çok çok önemli. Hatta neredeyse ders çalışmak kadar önemli. Çünkü eğer ben ne kadar çalışmış olursam olayım, oraya girdiğimde stresten kaynaklı bir tutulma yaşarsam gerçek performansımı sergileyemiyorum. Peki ne yapmak lazım? Hemen kısa keseyim önerilere geçeyim. Önce bedensel tekniklerden başlayacağım. Şimdi stres anında genellikle bedenimizde ne tür belirtiler olur? Mesela bazı insanlar titrerler. Bazılarının kalbi hızlı hızlı çarpmaya başlar. Aslında hepimizin kalbi hızlı hızlı çarpmaya başlar ama bazıları bunu birazcık daha yüksek hissederler. Kalp çarpıntısı hissederler. Bazılarının elleri terlemeye başlar. Bazılarının karnı ağrımaya başlar. Mide ya da bağırsaklarda problemler görülebilir. Bunlar vücudun çok doğal stres belirtileridir. Lütfen bunları yaşadığınızda kendinizi çaresiz hissetmeyin. Aman Allah'ım ne oluyor bana? Neden böyle hissediyorum diye düşünmeyin. Çünkü kendinizi çaresiz hissettiğinizde ve bu yaşadığınız şeye anlam veremediğinizde onun etkisi daha da büyük olmaya başlıyor. Bu yaşadığınız şey çok normal. Hatta bunun nörofizyolojisi hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz benim kanalımda stresini ve öfkeni kolayca yönet Sufi nefes tekniği diye bir videom var. Onu izlerseniz detaylı bir biçimde o anda vücudunuzda ne oluyor neden böyle hissediyorsunuz anlamlandırabileceksiniz. Peki bunları bedensel olarak hissetmeye başladığımda dedim ki bunlar çok normal stres belirtileri. Ne yapmam gerekiyor? Stres anında vücudunuz adeta gazına sonuna kadar basılmış bir araç gibi yüksek devirde çalışmaya başlar. O yüzden bunu sakinleştirebilmek için o aracın hızını yavaşlatmak gerekiyor. Yani daha düşük devirde çalışmasını sağlamak gerekiyor. Bunu yapmanın en kolay ve en kısa yolu da şudur. Nefesinizi yavaşlatmak. Stres anında çok hızlı ve kesik kesik yüzeysel nefes alıp vermeye başlarsınız. Bu yüzden de tek bir kere de aldığınız nefes size yetmez. İşte bundan kaynaklı da çok daha hızlı ve yüksek sayıda nefes almaya başlarsınız. Eğer nefesinizi yavaşlatırsanız ve derinleştirirseniz dakikalar içerisinde bedeninizdeki gerginliğin yavaşlamaya, gevşemeye başladığını hissedeceksiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Hemen yine çok kısaca anlatıyorum. Bunun pek çok tekniği var. Diğer videomda bahsettiğim sufi nefes egzersizini de uygulayabilirsiniz. Ya da hemen bu videoyu izleyecek olanlar için şunu önereyim. Burnunuzdan son derece yavaş ve derin bir biçimde dörde kadar sayın ve nefesi alın. İki saniye nefesi tutun. Ardından yine burnunuzdan bu sefer altıya kadar sayarak Nefesi çok yavaş bir biçimde verin. Bunu yapmaya başladığınızda bir dakikada almış olduğunuz nefes sayısını azaltmış olacaksınız ve derinleştirmiş olacaksınız. Böylelikle ne olacak biliyor musunuz? Parasempatik sinir sisteminiz devreye girecek ve beyninize her şey yolunda sakin ol sinyalini göndermeye başlayacak ve sizler sakinlikle ve gevşeme ile ilgili hormonları salgılamaya başlayacaksınız. Bakın bunu bir 5 dakika, bir 10 dakika yaptığınız zaman gerçekten de kendinizi daha iyi hissetmeye başladığınızı göreceksiniz. Bunu ister sınav anında yap, ister sınav öncesinde yap. Hatta bence en güzeli ne biliyor musun? Bugünden itibaren başlayarak her gün 10-15 dakika şöyle gözlerini kapatarak bu nefes egzersizini düzenli yaparsam çok daha fazla faydasını görmeye başlayacaksın. Hem anlık olarak etkilidir bu teknik, hem de uzun vadede sana etki eder ve sakinleşmeni kolaylaştırır. Peki bedensel tekniklerden önerebileceğim hemen böyle pratik sınav anında bile yapabileceğim başka teknik nedir? Bir diğer teknik yine 5 dakikada kaygını yen videomda bahsettiğim tekniklerden biri olan kelebek kucaklaması tekniği. Bakın diyelim ki sınavdasın. Sırada oturuyorsun ve o sırada çok gerildiğini fark ettin, çok kasıldığını fark ettin, kendini iyi hissetmiyorsun, düşünceler uçuşmaya başladı. O arada hemen nefes egzersiziyle beraber şöyle kollarını bağla ve sağ elinle sol koluna bir pıt. Sol elinle sağ koluna bir pıt. Sırayla pıt 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 pıt. Kendine şu şekilde bir 5 dakika pıtlama arası ver. Göreceksin ki bunu yaptığında dakikalar içerisinde kendini daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Bu hali hazırda terapilerde de kullanılan bir tekniktir. Sağ ve sol beyni uyardığın için seni gevşetmeye başlar. O yüzden kullanabileceğin tekniklerden bir diğeri de bu. Yine sınav salonunda bile uygulayacağın bir başka teknik ise dik durmak ve gülümsemektir. Bak kendini kötü hissediyorsun diyelim ki, gerginsin. Yine de şöyle bir gülümsemeyi kondur yüzüne ve dik otur. Sınav anında çoğumuz masa başındayken kamburlaşırız. Halbuki kamburlaşmak beyne stresle ilgili bir sinyal gönderir ve senin daha da kötü hissetmeni sağlar. O yüzden mümkün olduğunca dik oturmaya çalış sınav anında ve gülümsemeyi yüzünden eksik etme yüzümüze uzanan sinirler, beynimizden yüzümüze uzanan sinirler yüz ifademizi ve mimiklerimizi sürekli olarak kontrol eder ve bu mimikleri uygun şekilde beyne sinyal gönderir. Sen gülümsediğin zaman, o sırada gergin hissetsen dahi gülümsediğin zaman bir süre sonra o gülümsemeden beyne giden sinyaller her şey yolunda mesajını gönderir ve daha iyi hissetmeye başlarsın. Hatta bunu yapabilmek için istersen baktın gülümseyemiyorsun kalemi al şöyle dişlerin arasına diyelim ki iki tane kalemim var birini al dişlerin arasına böyle dur. Zorla bile olsa gülümseyiyorsun ya şöyle. <laughs> i̇şte o bile sana daha iyi hissettirecek. Bununla ilgili yapılan deneylerden bir tanesinde gerçekten de deneklerin dişlerin arasına bir kalem veriliyor ve dakikalar içerisinde beynindeki değişimler gözlemleniyor ve görülüyor ki hakikaten de dakikalar içerisinde daha iyi hissetmeye başlıyor kişiler. Dik durmanın yanı sıra bir de gerilme hareketleri sana iyi gelecektir. Sınav anında baktım böyle çok içine doğru çöktüm, kamburlaştın, omuzların öne doğru geldi. Aralarda soruları çözerken aralarda şöyle bir geriye doğru geril, omuzlarını geriye doğru aç. Birkaç saniye böyle durup tekrar sınava devam et. Bu Germe hareketi sana daha iyi gelecek ve kendini daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Bunlar sınav anında ve öncesinde seni rahatlatacak, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bedensel tekniklerde gelelim zihinsel tekniklere. Aslında sınavda strese girmemize sebep olan şey en temelde ya başaramazsam ya kazanamazsam. Anneme, babama ne derim? Çevreme ne derim? Ya komşunun oğlu kızı kazanırsa? Onlar kazanır da ben kazanamazsam. Bir daha mı çalışacağım? Bir daha mı kursa gideceğim? Gibi bir sürü olumsuz düşüncenin zihninizde dolaşmasıdır aslında en temelde stresi doğuran şey. Bu durumda zihinsel olarak kendimize yapabileceğimiz en büyük iyilik şu. Ya başaramazsam düşüncesinden odağımı daha çok başaracağım, ve başardığımda ne olacak düşüncesine kaydırmak. Yani başardığımda ne yapacağımla daha çok vakit geçirin. Yani sınavdan önce ve sınav anında zihniniz daha çok ya başaramazsam ya kazanamazsam da değil de başardığımda ne yapacağım? Önce şunu yaparım sonra oradan bunu yaparım. Yani planlarınız daha çok olumsuz değil olumlu odak üzerine olsun. Odağınızı olumluya doğru değiştirmeye çalışın. Yani öncesinde harcadığınız vakti Kaygılı düşünceler yerine olumlu olduğunda ne olacakla ilgili planlarınıza harcamaya çalışın. Strese girmemize sebep olan bazı düşünce kalıpları vardır. Bunlara düşünce hataları da diyebiliriz. Bu düşünce hatalarını biraz sonra sayacağım bazı örnekleri eğer kendinde görürsen hemen bunları fark et ve bir kağıda yaz. Mesela en çok stresi sokan bazı klasik düşünce kalıpları bu sene çok zor olacakmış sorular. Son 20 yılın en zor soruları olacakmış. Hep de öyle olur. Her sene öyle olur. <laughs> ya da bu sınavı geçtim geçtim geçemedim bittim mahvoldum. Ya da kesin yapamayacağım. Kesin başaramayacağım. Kesin sınav sırasında strese gireceğim her şeyi unutacağım. Ya da bende şans yok zaten. Hep benim bulur böyle zor sorular. Bakın eğer bu tarz düşünce hataları bu ve buna benzer düşünce hataları sizde de varsa hemen bunları fark edin. Böyle düşünmenin size hiçbir faydası yok. Bir analiz edin. Bunun bana ne faydası var? hiçbir faydası yok. Bir miktar stres evet bizi harekete geçirir, çalışa, çalışmamızı sağlar. Ama o miktarın üzerine çıktığında bizi gerer ve aksine çalışsak bile başaramaz hale düşürür. O yüzden bu tarz düşünceler zihninizi sardığında hemen bunu bir kağıda yazın. Sonra o cümlenin yanına ikinci bir sütun oluşturun ve o sütuna bu düşüncenin benim hayatıma zararı, negatif etkileri deyin. Ve o düşünce sizin hayatınızı nasıl negatif yönde etkiliyor bunları yazın. Üçüncü bir sütun oluşturun ve bu üçüncü sütunda da bu düşünce yerine koyabileceğim daha akılcı, daha rasyonel, daha sağlıklı bir düşünce ne olabilir? Bunu yazın. Mesela bu sınavı geçtim geçtim, geçemedim mahvoldum gibi bir düşünce hatam var. Bunun yerine koyabileceğim rasyonel düşünce ne olabilir? Hayatın sonu değil, hayat sınavdan ibaret değil. Bunun bir telafisi var gibi daha rasyonel, daha akılcı bir cümle yazarak bu düşüncelere karşı farkındalık kazanmış olacaksınız ve artık daha az böyle düşünmeye başlayacaksınız bu alıştırmayla. Diyelim ki ikinci bir teknikten bahsedeceğim şimdi size. Buna topraklama tekniği de denilebiliyor. Bu düşünceler çok ciddi anlamda sizin zihninizi doldurmaya başladı. Artık başka bir şey düşünemez hale geldiniz. Sürekli bir kaygı, endişe ve buhran içerisindesiniz. Böyle hissettiğiniz an hatta bu sınav anında bile olabilir. Hemen şöyle bir bunu fark edin ve etrafınızdaki mesela 5 tane beyaz renkli nesne bulun. Ya da 5 tane A ile başlayan madde bulun. Bakın bu bir oyun. Oyun gibi düşünün. Bunu yaptığınızda ne olacak biliyor musunuz? Odağınızı anlık olarak o düşüncelerden çekmiş olacaksınız ve belli bir süreliğine zihniniz rahatlayacak. Sonra tekrar belki kendinizi toparlayıp sorulara ya da çalışmaya konsantre olacaksınız. Bunu çalışırken de uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi stres bastığı an, kaygı, endişe, düşünceler bastığı an hemen kendi kendinize bir oyun oynayın ve etrafınızda farklı farklı renklerde nesneleri bulma oyunu olabilir. Farklı harflerle başlayan nesneleri bulma oyunu olabilir. Bu tarz bir oyunla o düşünceden odağınızı alıp oyuna odaklamış olacaksınız. Belli bir süre sonra tekrar yine yapmanız gereken şey her ne ise ona daha rahat, daha kolay odaklanabileceksiniz. Üçüncü bir düşünce tekniğim kutu tekniği. Ancak onu ayrı bir videomda daha detaylı olarak anlatacağım için şu an burada bahsetmiyorum. Daha sonra kanalımdan kutu tekniği ile ilgili videomu da izleyebilirsin. Ve en ama en önemlisi eğer yeterince çalıştıysan, eğer elinden geleni yaptıysan o zaman kendine güven ve kendine inan. Ben sana güveniyorum sen yapabilirsin. Bakın ben üniversite sınavına girdiğimde ortalama bir öğrenci olmama ve öyle çok da aşırı bir şekilde çalışmamama rağmen enteresan bir cehaletle <laughs> kendime çok güveniyordum. Ya kesin kazanırım diyordum. Ya kesin kazanırım da hani istediğim yer olur mu onu bilemem. Ve bizim zamanımızda önce tercih yapıp sonra sınava giriyorduk. Yani tam bir muamma. Bu bana neyi sağladı? Evet gerçekten de belki birinci tercihimi kazanamadım çünkü yeterince çalışmamıştım. Ama e, i̇stediğim tercihlerden birini kazanmamı sağladı çünkü sakin kalmamı sağladı. Kendime inandığım için, nedensiz bir biçimde kendime güvendiğim için sınav sırasında olabildiğince sakindim. Sorularımı cevapladım ve çıktım. Artık ben elimden geleni yaptım, gerisini akışa bıraktım dedim. Sizler de eğer elinizden geleni yaptıysanız, yeterince çalıştıysanız kendinize inanın başaracaksınız.